Merhaba değerli öğrencilerim. Şehirler ve fonksiyonel özellikleri 2 videosuyla evlerinize tekrar misafir oluyoruz. Bu dersimize kadar olan kısım da bu ünitemizde arkadaşlar. Tek fonksiyonlu maden şehri, sanayi şehri, tarım şehri, ticaret şehri, turizm şehri tek fonksiyonlu şehirleri ele almıştık. Şimdi birden fazla özelliği olan, birden fazla fonksiyon olan şehirleri değerlendireceğiz. New York, Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli kentidir arkadaşlar. New York deyince aklımıza bir fonksiyon değil, bir özellik değil, birden fazla özellik aklımıza gelecek. Ticaret, turizm, eğitim, liman, sanayi, turizm gibi birden fazla fonksiyonu olan New York şehri tüm dünyada etkili bir şehirdir. Tüm dünyada etkili olduğu için New York şehri küresel özelliğe sahiptir. Bugün bir şehrin arkadaşlar gelişip gelişmediğini anlamak çok basittir. Uzaktan kuş bakışı çekilmiş gece veya gündüz bir fotoğrafına bakarak o şehrin etki alanının küresel olduğunu, bölgesel olduğunu veya yerel olduğunu söyleyebiliriz. Ki fotoğrafa baktığımızda metropol bir şehir olduğunu, gelişmiş, devasal bir şehir olduğunu fotoğraftan görebiliyoruz. Yine New York'ta yer alan arkadaşlar özgürlük heykelini görüyoruz. Şu özgürlük heykeli bile arkadaşlar yılda 10 milyonun üzerinde turist ağırlıyor. Yani New York birden fazla özelliğiyle dünyada söz sahibi bir şehir. Yine şehir o kadar betonlaşmış ki ama şehrin göbeğini arkadaşlar Central Park adı altında 800 metre düzeltiyorum 800 metre genişliğinde ve yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda oksijen parkı yapılmış aslında. O kalabalık şehirde insanların kaçabileceği yer olarak düşünülmüş yani planlanmış bir şehir olduğunu söyleyebiliriz. İngiltere'nin başkenti Londra arkadaşlar. Yine Londra sanayi, ticaret, turizm, liman birçok özelliğiyle birlikte gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz. Dünyada söz sahibi küresel bir şehir. Aynı zamanda değerli öğrencilerim Londra İngiltere'nin başkentidir. Bir şehir başkent ise o şehre idari şehir diyoruz. Unutmayın. Notlarınız arasını alıyorsunuz. Örneğin Türkiye'nin idari şehri Ankara'dır. Ankara'dan idare edilir Türkiye. O nedenle size şöyle bir soru sorabilir. Aşağıdaki şehirlerden hangisi idari bir şehirdir? Yani başkent midir diye soruyor demektir. Bu tür sorulara da dikkat etmeniz gerekiyor. Londra küresel bazlı bir şehir olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Londra'nın çekilmiş bir fotoğrafı ki şehrin geliştiğini anlayabiliyoruz. Almanya'nın başkenti Berlin arkadaşlar. Almanya'nın başkenti olduğu için idari bir şehir. Yine sanayisiyle ön plana çıkmış, ticaretiyle ön plana çıkmış, birden fazla fonksiyon olan bir şehir küresel etkiye sahiptir. Bu da Berlin'den çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğrafları bilerek koydum ki arkadaşlar akılda kalıcı olsun ve şehirleri bizim şehirlerimize kıyaslayabilelim. Gelişmişliğini, gelişmemişliğini buradan daha iyi anlayabiliriz. Yine arkadaşlar Almanya'nın Münih kenti, Almanya'nın sanayi şehirlerinden, ticaret şehirlerinden, turizm şehirlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Birden fazla fonksiyona bağlı olarak Münih şehrinde küresel olduğunu söyleyebiliriz. Münih şehrine baktığımızda arkadaşlar fotoğrafına tarihi dokunun bozulmadığını, çok dikkat edildiğini görebiliyoruz. Çünkü Münih sanayi ticaretin dışında arkadaşlar tarihi turizm açısından da Almanya'nın önemli kentlerinden, dünyanın önemli kentlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. İtalya'nın başkenti Roma arkadaşlar. Arkadaşlar Roma için bir parantez açacağım. Dünyada en uzun süre başkentlik yapmış ve halen de başkent olan şehirdir. Bizans İmparatorluğu'nun başkentini yapmış ve bugün de İtalya'nın başkenti olarak Roma şehri, idari şehir olarak varlığına devam ediyor. Özellikle değerli öğrencilerim, Roma deyince hemen aklımıza Vatikan gelecek. Dünyanın en küçük kenti, Vatikan, dünyanın en küçük ülkesi düzeltiyorum. İtalya'nın başkenti Roma'nın sınırları içerisinde yer alıyor. Yine Vatikan arkadaşlar hatırlayın dini açıdan Hristiyanlık dini açısından önemliydi. Bizde nasıl İslamiyet'in başkenti Mekke, Medine ise Hristiyanlıkta da Vatikan olduğunu söyleyebiliriz. Bu özelliğine bağlı olarak Roma hem Vatikan'ın bünyesinde bulundurması hem de Vatikan'ın Hristiyanlık dini açısından önemli olmasından dolayı küresel etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kenya'nın başkenti Nairobi arkadaşlar. Kenya'nın başkenti Nairobi küresel bir şehir değildir. Bölgesinde etkilidir. Dünyada etkili olmadığı için küresel değildir diyoruz. Bölgesinde etkili bir şehirdir. Yine gelişmekte olan şehir olarak da adlandırabiliriz. Yine Nijerya'nın başkenti Kaduna arkadaşlar. Bu da küresel bir şehir kesinlikle değildir ki baktığımızda
plansız bir kentleşmeyi fotoğraftan görebiliyoruz. Bölgesinde etkili bölgesel bir şehir olarak söyleyebiliriz. İtalya'nın başkenti Tokyo arkadaşlar. Değerli öğrencilerim, Tokyo sanayi, eğitim, teknoloji, altını çiziyorum, teknoloji, ticaret, turizm gibi, eğitim gibi birden fazla fonksiyona sahip Tokyo kenti dünyada bilinen söz sahibi bir kenttir. Küresel bir etkiye sahiptir ki fotoğrafa baktığımızda bu şehrin ne kadar küresel bir etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çin'in başkenti Pekin, idari bir şehir, aynı zamanda sanayi şehri, ticaret şehri, liman şehri, turizm şehri ve bu özelliğine bağlı olarak küresel etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Pekin'den, Çin'in başkenti, idari şehir Pekin'den fotoğraf değerli arkadaşlar. Ki fotoğrafa baktığımızda rüya gibi fotoğrafları görebiliyoruz. Çin'in en önemli sanayi kenti arkadaşlar Şangay. Tabii Şangay hem sanayi hem ticaret aynı zamanda turizm değerli öğrencilerim önemli bir kent olduğunu söyleyebiliriz. Şangay küresel etkiye sahip. Özellikle ben Şangay ile ilgili size şöyle bir örnek vereceğim akılda kalıcı olması açısından. Dünyanın neresine giderseniz gidin mutlaka Çin malı ürünler vardır arkadaşlar. İşte Çin malı ürünler Şangay şu gördüğümüz fotoğrafta gördüğümüz yerde üretildiğini söyleyebiliriz. Yani Şangay şehri de küresel etkiye sahip bir şehir. Çin'in vitrini Şangay'da bir başlıktan aldım arkadaşlar. Çünkü Çin'i dünyaya duyuran Şangay. Neden demiştik? Dünyanın neresine giderseniz gidin mutlaka Çin malı ürünler vardır. İşte Şangay şehrinde üretiliyor. Bu açıdan Çin'i vitrin olarak da bilmemiz gerekiyor. Şangay'da yine bir fotoğraf arkadaşlar. Nasıl gelişme gösterdiğini görmek açısından. Geldik Hong Kong. Arkadaşlar Hong Kong iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Çin'e bağlı. İç işlerinde bağımsız, Çin'e bağlı kent Hong Kong. Yine sanayi, ticaret, turizm özeline bağlı olarak ki fotoğrafa baktığımızda netliği göreceksiniz. Dünyada söz sahibi küresel bir şehir olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, not ki bu çok önemli. Asya kaplanları veya Asya'nın ejderleri olarak bilinen 4 ülke. Sorar, aşağıdakilerden hangisi Asya'nın kaplanlarıdır? Asya'nın ejderleridir gibi. Hong Kong, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Asya kıtasındaki gelişmiş ekonomik gücü temsil ederler. Ve bu 4 ülke şunu diyor. Japonya gelişmiş gitmiş. Tokyo özellikle. Çin gelişmiş gitmiş. Biz de yapabiliriz. O yüzden Asya'nın kaplanı olarak adlandırılır. Hong Kong, Singapur, Güney Kore, Tayvan. Değerli öğrencilerim, Tayvan'la Tayland'ı karıştırmayın. Tayvan, Van olan gelişmiş ekonomik gücü temsil ettiğini söyleyebiliriz. Evet değerli öğrencilerim, böylece şehirler ve fonksiyonel özelliklerini bitirmiş olduk. Lütfen defterinize yazdığınız notları günübirlik tekrar etmeniz gerekiyor. Unutmamanız açısından aldığınız kaynaklardan da soruları çözüp K12 üzerinden bana atmayı unutmayınız. Bir sonraki dersimize kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.